Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bir enerji, bir sinerji anlatamam size. Vallahi bilemiyorum. Acaba tatil yaklaştı diye mi böyle oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum ki kızlar. Yani ben bir gidingen, gidemediniz diyeceksiniz şimdi. İşte işler güçler olunca ertele ama artık dedim tamam gideceğim. Yarın gideyim şu bilet işlerimi halledeyim. Ondan sonra ben bir gideyim. İnanın ki öyle bir yoruldum. Öyle bir yoruldum burada. Yani iş, koştur, çoluk, çocuk, şudur, budur. Eminim siz de öylesinizdir. Bir gideyim anneciğimin yemeklerinden yiyeyim. Bir gideyim yatayım, dinleneyim. Bir uyku çekeyim yani. Böyle bir uyuyayım kızlar. Öyle bir ihtiyacım var ki böyle uzun uzun uyumaya. Herhalde şöyle bir kaç aydır derin bir uyumadım galiba. Öyle hissediyorum kendimi. Böyle canlarım benim. Şimdi ben şöyle bir şey yapmaya niyet aldım. Ha, bu arada yazdığınız güzel yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize buradan gerçekten çok çok teşekkür ederim kızlar. Çok seviniyorum böyle güzel mesajlar aldığım zaman. Olumsuz aldığımda da aslında seviniyorum. Yani ben şey değilim öyle. Olumluya okey, olumsuza hayır diye bir şey yok. Tabii ki ona da seviniyorum. Ama böyle çok saçma sapan bir şey yazdılar mı o zaman bana bir geliyorlar. Haksızlığa gelemediğim için böyle diyorum ki ne diyor bunlar? Siz beni anlıyorsunuz. Ben de bunu çok iyi biliyorum ve bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Evet canlarım, şimdi şöyle bir şey niyet ettim. Bakın kartları ayarladım buraya, seçtim, koydum. Kendinize uyanı alın canlarım. Her zaman dediğim gibi uymayanı da evrene geri yollayın. Şimdi bu taraf sizsiniz, bu tarafta küs olduğunuz partnerler. Bakalım birbirinizle aranızda neler düşünüyorsunuz, küs olduğunuz kalbinizdeki kişiyle ilgili zihinde neler geçiyor, kalpte ve neler olacakmış diye izleyelim. Bu da bunu da sizler için seçtim. Sonra bunu da sonuç olarak partnerleriniz için seçtim. Bakalım neymiş? Ben de merak ediyorum. Birlikte açalım bakalım. Küs olanlar neymiş? Bıktık bunların gerçi kızlar küslüğünden gitmesinden gelmesinden inanın gerçekten bakıyorum herkes küs herkes ayrı bir sorun bir problem acaba diyorum ki böyle güzel ilişki sürenler var mı yani gerçekten böyle güzel yani akış akış bir şekilde yani hiçbir sorun problem olmadan hiç birbirlerini kırmadan inciltmeden yok herhalde galiba dünya üzerinde böyle bir şey. Bilmiyorum yani varsa da kızlar yazın bana alta deyin ki benim ilişkim gerçekten böyle güzel perfect bir şekilde gidiyor yani ben yok göremedim yani iyi olsa muhakkak bir şeyden bir şey çıkıyor ya nasıl bir şeyse herhalde dünyanın kanunu böyle muhakkak bir problem yani sen iyi olsan karşı tarafın bir problemi çıkıyor karşı tarafın problemi olsa sende bir şey çıkıyor yani öyle bir herhalde ya yani ben bir de şunu diyorum arkadaşlar başka türlü insanoğlu nasıl oyalanacak ki yani işte sorun, problem, sıkıntı, aşk, sevgi derken hayat böyle gidecek gibi geliyor. Böyle de gidiyor zaten ama zaman geçiyor, ömürler geçiyor, dakikalar geçiyor. Tabii insanlar kırılıyor, dökülüyor. Bunlar da telafi edilemeyince soğukluk oluyor arada. Ne bileyim ben bunun gibi şeyler. Mesela ben çok çabuk insanlardan soğurum. Çok fırsat veririm. Çok fırsat veririm. En böyle ufacık hani bir insanın dayanamayacağı şeylere dayanırım ama bir kere de sildim mi, soğudum mu da artık onu böyle ne bileyim dünyayı yaksa herhalde ısınmam. Öyle bir şey, öyle bir karakterim var. Bence sizde de böyle gibi geliyor bana. Böyle bir enerji alıyorum. Niye böyle bir konuşmalar yaptım bilmiyorum. Kimin gene bana bir enerjisi geldi onu da anlayamadım. Vallaha billaha. Bakalım şimdi canlarım. Nasıl olacak? Bir oynama geldi bana. Vallahi barışanlar mı var aranızda? Nedir bu böyle bir sevinç var? Böyle bir dönüş haberleri mi aldınız? Bir yerlerden engelliydiğinizde açıldınız mı? Ne oldunuz? Böyle bir şeyler oldu bana. Kızlar. Şimdi kızlar diyeceğim, erkekler sinirlenecek. Millet değil. Bakalım. Ay canlarım benim. Şimdi
Arkadaşlar, şimdi aşkla bekliyorsunuz. Emek verdim ben. Emek verdim diyorsunuz, tamam mı? Partnere emek verdim. Partnere emek verdim ve bekliyorum. Aşkıma sahip çıkıyorum ve bekliyorum diyorsunuz zihinde. Bakalım partner ne diyormuş. Şimdi sizin partneriniz bir bilmişlik içerisinde bir bilmişlik yapıyor. Yani şu meleğimi de şöyle kaldırayım şunları. Yani şimdi bir kendini bir cool havalara sokmuş böyle. Anlatabiliyor muyum? Bir düşünüyor. Bir diyor ki geçmişteki yaşadığınız güzel günleri düşünüyor. Diyor biz onunla şöyle zaman geçirmiştik, böyle zaman geçirmiştik ama içinde de ve zihninde de düşünce olarak da kızlar diyor ki partnerleriniz küs olduğunuz kişiler. Biz tekrar aynı günlere dönebileceğiz mi diyor. Acaba tekrardan mutlu olduğumuz günlere dönebileceğiz mi diyor burada bakın. Peki siz ne diyorsunuz? Siz diyorsunuz ki bizim aramızda engel olan ailesi oldu veya başka nedenler yani sizden kaynaklanan bir erkeği gösteriyor burada veya kardeşleriniz bunlardan dolayı bizim ilişkimiz durağan dönemine, küslük dönemine, ayrılık dönemine girdi diyorsunuz canlarım benim. Şimdi küs olduğunuz partnerler de diyor ki değişip diyor dönüşüp gelmeye niyetim var benim diyor ama benim de hayatımda bir kadın var engel olarak diyor bu kadını aşmam lazım diyor bakın bu evli olduğu kişi olabilir veya anne karakterinde biri olabilir abla olabilir yani bir kadın var küs olduğunuz kişinin hayatında ve bunu aşıp diyor bunu değiştirerek gelmesi gerektiğini biliyor bakın canlarım. Siz diyorsunuz ki acaba hata mı yaptım ya? Ben bu adama inanmakla, güvenmekle yani çok şeylerini bana çok edebiyat parçaladı bu yani. Çok şeyler söyledi ve bu söylediklerinin de %1'ini yapmadı bu adam. Çekti gitti yani. Bir şey de gelmiyor. Bekliyorum fakat bir adım da atmıyor. Yok maddi durumum, yok ailevi durumum, yok sağa etki, yok sola etki. Böyle bir diyorsun karışıklık şeyinden çıkıp da bana doğru yönlenemedi diyorsunuz zihinde. Şimdi beyefendi, bakın arkadaşlar. Beyefendi de şöyle bir şey var. Yani önce ben diyor yani benim diyor adam yani önce ben diyor. Bakın küs olduğunuz kişi ben önce diyor. Ve bir arkadaşından da çok etkileniyor. Çevresinden bir kişiden çok etkileniyor. Akıl alıyor, işte şöyle yap, şöyle davran diyor. Onun için de size bir adım atmıyor olabilir. Veya bu kişinin sayesinde size bir adım atacak olabilir. Bakın, kendinizi uyana alın canlarım benim. Şimdi bizim kızlar artık diyor ki bazıları eğer diyor belli bir zaman tasarlamışlar kafalarında belli bir zaman vermişler. Şöyle şu zamana kadar gelmezse ben başkasını değerlendireceğim. Hayatıma başka bir kişiyi alacağım diyenler var. Kalpte çıkıyor bakın. Çünkü yeniliğe de açılmam lazım. Ben çok emek verdim ama bu emeğin karşılığını görmedim. Artık bana emek veren kişiyi istiyorum diyorsunuz kalbinizde. Şimdi beyefendi dedi ki bakın su grupları toprak ateş çıkmış kendinizi uyana alın. Beyefendi de diyor ki bizim ilişkimizde diyor denge yoktu diyor yani bir denge diyor denge sağlayamadık diyor ilişkimizde diyor ya bir tarafta arkadaşlar maddi durumu çok iyiydi küs olduğunuz kişinin sizi biraz böyle hor gördü böyle de bir şey olabilir yani böyle bir kendini kaftanda görmüş durumları da olabilir bu çünkü kalpte çıkıyor paralı biri olarak çıkıyor kendini bir koruma altına almış kalpte yani bu insan, bakın küs olduğunuz kişi içindeki gerçek duyguları size yansıtamıyor. Aslında iç dünyasında gerçekten çok seviyor, çok değer veriyor fakat dışa bunu yansıtamıyor. Kendini bir koruyor yani size karşı bir kalkan oluşturmuş, koruyor. Fakat bunu tek size karşı yapmıyor da yani hanesinin içindekilere karşı da böyle bir durumda. Kendini bir koruma altına almış. Yani sevgisini göstermek istemiyor. Bundan dolayı da kendi hep yalnız kalıyor, üzüntü yaşıyor. Yani kendini ifade edemiyor, sevgisini anlatamıyor. Böyle bir kişi olarak gözüküyor. Bakın kızlar siz artık kararlısınız bir şeylerle. Ya benim istediğim gibi ya benim istediğim hayatı kuracak bu insan diyorsunuz küs olduğunuz kişi. Aynı eve geçmeyi düşünüyorsunuz. Yani onunla bir hayat paylaşmayı. Diyorsunuz ki bunun için ben kararlıyım. Artık benim isteklerim olsun. Çünkü ben onun isteklerini yaptım.
Benim isteklerim olacak diyorsunuz. Yoksa bitecek yani. Ben diyorsunuz yani. Bakın. Burada bir de şöyle bir şey de çıkmış. Bunu da dile getirmem lazım. Belki bazı kişilerin küs olduğu kişiler hapiste de olabilir. Hani hapis çıkıyor burada kızlar. Hapiste de olabilir. Yani böyle de bir şey görüyorum. Yani artık diyorsunuz yani benim bu insanı bitirmem lazım. Yani bitirmem lazım. Bunu kalpte biliyorum ama yapamıyorsunuz. Böyle de bir durum görüyorum. Şimdi size beyefendilerden haberler var kızlar. Bakın. Sizi tatmin edecek mi bu haberler? Bazınızı gerçekten istediği şekilde gelecek olanları görüyorum. Bakın özellikle ateş ve toprak gruplarını. Evet istediği şekilde gelecek olanları da görüyorum. Su grupları da var pardon. Görüyorum yani. Hem burçlara takılmayın o kadar. Gördüğümü söylüyorum sadece. Bakın şimdi diyor ki bir anlaşma yapmamız lazım diyor küs olduğunuz kişiler. Yani bir araya gelip sizinle konuşmak isteyecekler canlarım benim. Ve bu şöyle bir tarih de veriyor burada onu da söyleyeyim size. Bu böyle Mart aylarını veriyor. Mart aylarında oturup böyle birlikte bir konuşma, bir anlaşma, bir şeyleri artık yoluna sokma. Çünkü artık bu küs olduğunuz, ayrı olduğunuz kişilerin kafalarında bir uyanış olmuş çoğunun. Uyanış olmuş. Ben ne yapıyorum ya? Nasıl hareket ediyorum? Nasıl karşımdaki kadına değer veriyorum? Nasıl seviyorum? Böyle bir şey olamaz deyip bir uyanış olmuş kızlar. Bunu bir kere bilin. Şimdi size güzel sözler söyleyerek gelecek, vaatlerde bulunacak. Maddi konuda birlikte konuşmalarınız, yapılandırmalar olacak tekrardan. Size bir şeyler sunacak. Bakın bunları görüyorum. Şimdi bazılarınız da bir delilik yapıp hayatına başka kişiler de alabilir. Bakın yani bu burada çıkıyor kızlar. Yani alacak olanlar da görüyorum. Çünkü diyorsunuz ki ben artık bekle, bekle uzun zamandır bekleyenler var. Diyorsunuz ki artık yeter. Yani bu kapının ortasında durmayacağım. Ortada bir kapı çıkmış kızlar, geçit kapısı. Ne ileri gidebiliyorum ne geri gelebiliyorum. Artık bir çıkayım gideyim artık diyorsunuz. Yani ruhum bir yenilensin. Çünkü kendinizi yorgun hissediyorsunuz. İnanın ki kendinizi böyle ne yapsanız bir mutsuzluk içerisinde hissediyorsunuz. Ayrı olduğunuz kişiden dolayı, verdiği size üzüntüden dolayı. Yani diyorsunuz ki ben artık mutlu olmak istiyorum. Yani bir kendinize bir özgüven geleceğini görüyorum burada. Bakın başkalarını hayatına alırsanız, başka bir tanışmanız olursa kendinize bir özgüven gelecek. Çünkü neden? Yeni bir hayatı keşfedeceksiniz, yeni bir ilişkiyi keşfedeceksiniz. Bakın hepiniz için değil, bazıları için diyorum. Şimdi bazılarınız da diyorsunuz ki kızlar, aradaki kadın çıksa bizi yıkan, kıran, üzen bu kadın. Aradaki kadın çıksa bizim bütün problemimiz çözülecek diyenleriniz de var. Bakın. Şimdi küs olduğunuz kişiler pişman mı? Pişman. Alkışlıyorum. Üzülüyor mu? Üzülüyor. Yıpranıyor mu? Yıpranıyor. Diyor ki çok emek verdi. Evet bunu kalpte biliyor ve gerçekten biliyor. Bizim için çok emek verdi, çok uğraştı ve bunun diyor mükafatı olması lazım. Bakın artık güneş sizin için diyor ve bunun mükafatını da alacaksınız. Burada bunu söylüyor kızlar. Artık diyor yeni bir hayata, yeni bir sürece adım attığınız görüküyor. Şimdi bakın. Bu hafta içinde barışmalar, mesajlar, artık öyle bir dönem görüyorum ki burada tekrardan bir şeylerin yenilenmesi var. Yani kopuşların tekrardan sağlam bir şekilde oluşması, bağlanması, yani bir şeylerin gerçek, net olarak kararları alınması ve bundan dolayı da kızlar sizin çok mutlu olacağınız artık diyeceksiniz ki tamam benim arkamda sağlam bir adam var bunu hissediyorum diyeceksiniz bakın bunu çünkü uzun zamandır hissetmemişsiniz hissediyorum tamam diyeceksiniz şimdi beyefendiler de diyor ki artık tamam diyor ben diyor bu aşkı sevgiyi onayladım çok sınavlardan geçirmiş siz farkında olmadan küs olduğunuz kişiler çok sınavlardan geçirmiş ve diyor ki artık tamam. Yani kararımı veriyorum. Bu insana değer ve bu insan için hayatımı değiştirmeye de değer diyor. Böyleymiş kızlar. Bakalım sonuç olarak neymiş size? Ne diyecek? Dur şunu takayım tekrardan. Ay, alamadım. Sonuç olarak böylemiş. Bakın diyorsunuz ki, bak burada evlenmiş, ayrılmış olan bayanları da görüyorum.
Dulcuklarımı, dulcuklar. Tamam mı? Diyorsunuz ki artık benim sözüm bu ilişkide geçsin. Yani biraz da beni dinle. Yani biraz beni dinle de benim yoluma doğru gel de ben sana yanlış yolu göstermem diyorsunuz. Yani biraz beni dinle. Bakın. Zaten size doğru gelse burada diyor ki bu kart bana şunu ifade ediyor. Size doğru gelse zaten yönü size doğru. Fakat kafası başka yerdeydi. Şimdi hem zihin olarak hem de yön olarak size doğru geliyor bu insan. Ve diyor ki yeni bir süreç başlıyor. Sizin için yeni bir süreç başlıyor. Bakın dünyasını, aha erkeklerde de evlenme ayrılma gözüküyor. İki dul buluşuyorsunuz kızlar. Dul erkek, dul kadın. Yani bunu gösteriyor ama olmaya da bilir. Yani kendinizi uyana alın. Şimdi beyefendinin aslında bakın hep mana etmiş bir şeyleri mana etmiş. Yeni bir dünya kurma gücü var. Fakat bu yeni kurma gücüne uğraşmak istememiş. Yani pardon. Çaba göstermek istememiş. Küs olup ayrı kalmayı tercih etmiş. Fakat şimdi artık o çabalayacak. Yani siz çabalamıyorsunuz. Artık beyefendiler çabalıyor çünkü diyor ki çabalamazsam kaybedeceğim. Bu korkudalarmış. Alın sizi uyanı, kabul edin canlarım. Uymayanı evrene yollayın. Şimdi bakalım sonuç olarak size ne öneriyormuş iki tarafa. Bir bakalım bu sizin için. Bu da biler için. Bakın size diyor ki kızlar. Şimdi diyor o kadar çok ayrı olduğunuz kişiyi gözlediniz, fake'lerden takip ettiniz, haber yollamak istediniz ama yüzdünüz, artık sonuna geldiniz. Şimdi diyor size diyor o kadar yani siz artık zirvedesiniz diyor ve diyor sizin diyor artık istekleriniz ve sizin diyor bu kişiye diyor sunduklarınız olacak diyor. Artık gece uykusuzluğuna son, depresyona son, strese son diyor canım benim. Alın kabul edin sizi uyanı. Şimdi beyefendi yeni hayata geçiş yapıyor. Bakın arkadaşlar yeni hayata geçiş yapıyor. Yani artık diyor bütün yaralarımı sardım, kendimi iyileştirdim, kırık döküğümü tamir ettim ve diyor senin yanına cıpkın gibi çıkıp geleceğim diyor. Yani sapasağlam kızlar. Ve diyor seninle yüzleşeceğim, hesaplaşacağım ve diyor artık diyor bu diyor olumsuzlukları, bu diyor artık anlaşmasızlıkları ortadan kaldıracağım diyormuş beyefendi. Böyle gördüm canlarım, böyle hissettim, size de böyle anlattım. Alın kabul edin size uyanı, size uymayanı de dediğim gibi evrene yollayın. Artık bir dahaki açılımı Türkiye'den yaparım herhalde. Annemin evinden oradan görüşmek üzere diyorum size ve iyi geceler. Tschüss.